Herkese selam. Ne habersiniz? Ev halisi yok. Ah, günaydın. Buradaymış. Oo, Aniş neler yapıyor? Bütün odalarda seni aradım. Bunlar ne? Şu. Bunun otlar ne olacak? Bu ne? Yağ mı bu? Yağlı bir de mi yapılıyor? Oo, ekmekler yapıldı mı? Attın mı fırına? Gidelim de bir yüzümü yıkayayım bari. Yıkamadın ya. Yok. Yok yok yıkayayım gene. Of. Ay bugün misafirimiz var. Annem sıcak ekmek yaptı. Pide yapıyorum fırında. Fırına da gidip bakalım hadi. Dışarıda. Beni uyandır, video çekecektim dedim. Uyandırmamış. Yalnız şu ki kadının çiçeklerine bayılıyorum ya. Şuraya bak, bütün masayı kaplamış. Bu da öyle. Benim çiçeklerim mi yoğunluğu anlamıyorum. Şu kılıç çiçeğine bakın. Şunlar falan. Ekmeklere gidip bakalım. Ekmekler bunun içinde. Ay, açsam kızar mı acaba? Sıcak mı? Yok. Ana, daha yakmamış mı fırını? Lan kadın beni kandırdı ya. Olmamış mı acaba ekmekler? Durun bir gidip sorayım. Olgunlaşma süresi var bu hamuru yoğurduktan sonra. Anlamadım ya. Ana, ekmekler daha burada. Ben de gidiyorum, fırının içinde bir şey yok. Ne oldu? Olmadılar mı? Geç mi kalktın? Yağlı pideler yapılıyor. Bakayım. İki tepsi olacak. Hani yağını az koydun galiba. Neden gizli gizli konuşuyorsun? Çocuklar yalnız. Hangi çocuklar? Video çekiyorum. Hani yapılışını biraz bize anlatır mısın? Ekmek mayalı, ev mayalı. He. Ekşi mayalı. Ekşi, ekmek hamuru. Ev. İnşallah bugün cümle kuracaksın. Ev mayası. He. Başka pat maya şu yok içinde. Hazır maya yok. Hı. Ekşi maya var. Ekmek aldık. Bundan azı kalabalık. Niye bu kadar bu cıvık ekmek, bu kadar cıvık olmuyor? Ben kendim cıvıttım ekmeği kardıktan sonra. Neden? Tekrar şey olsun diye, gevrek olsun diye. Hı. Yemek sodası kattım. Ha. Ondan sonra yeniden ekmeklerle beraber yeniden oldurdum. Yemek sodası dedin, kabartma tozu. Hı, kabartma tozu kattım. Oldurdum işte. Hı. Tepsiye döktüm. Böyle yapıyorum. Böyle tekrar açacağız. Ay anne, delinecek ama o çok ince oldu. İç tagoci edin diye işte. Kumaşa içi çok hamur az dedik de. Bu hamurdan biraz ekle üstüne, yama yap şurasını. Öteki tepsi şey olur. Burası evet. Çok oldu biraz. Yama yap ya. Niye kamerayı kapatınca yaptın yamayı, gözükmesin diye? Ben de al çek demiştim. Yok. Şurası kaldı. Ay bu çok güzel olur. Tadını bilenler bilir. Şimdi ikinci tepsi böreğimize geçtik. Yine yağ, börek değil, yağlı bir de pardon. Bu ıspanaklı otlu olacak. Az önceki peynirliydi. Peynirli otluydu. Lorlu. Ha, peynirli ne? Otlu lorlu. Maydanoz. Soğan, taze soğan. Taze soğan varmış işte, maydanoz. Bu da ıspanaklı peynirli olacak. Fırına patates atılacakmış. Ben şimdi patates almakla görevlendirildim. Yani almak değil mi? Gidip pazara almayacağım. Bıçağı da burada. Burada bir yerde olduğunu tahmin ediyorum. Evet, buldum. Tam tahmin ettiğim gibi. Ana, bu ne biçim patates? Seslere bakın. Yeşil yeşil. Burası da yeşil. Bunlar da yeşil.
Şimdi de fırın yakmakla görevlendirildim. Ya annem ben yakacağım dedi de ben fırın yakmayı çok sevdiğim için dedim ki hayır ben yakacağım. Ateş yakmayı seviyorum genel olarak çünkü. Ana bu çamaşırlar kurudu mu acaba ya? Duman olur bunlar burada. Şimdi bu işteki en zorlu görev şuradaki çırpılardan sökmek olacak. Ay düşmeden. Çünkü benim böyle video çekip oyalanacağım. Ama zor bu ya. Gidiyorum. Ay. Allah. Dün tabii yağmurdan ıslandı bunlar. O yüzden de daha zor olabilir ama başarabilirim. Ay. Şunu alayım. Ay, daha kolay. Şimdi bu kadar yeter. Hadi gidip yakalım. Şimdi o topladığımız çırpıları böyle fırının içine doğru itiyoruz. Ufak bir kostüm değişikliği yaptım. Tamam. Şimdi çıra bulmam lazım. Çıra buradan. Yakmak da burada. Burada bir ateş yapmam lazım önce. Şöyle yapalım. Ay söndü. Başka çıra bulayım. Çıra ve kağıt buldum. Şöyle karton kağıtlar. Bunlarla da tutuştururum diye. Bu daha yağlı bir çıra. Hemen yanacak bakın durun. Biraz şöyle tutuşsun öyle koyacağım. Buraya koyduk şimdi. Hemen bunu tutuşturacağız. Üzerine çırpılara koyacağız. Şöyle. Havada yaktığım için nasıl olur bilemiyorum. Bence başarılı. Bunun adı gelberi. Ateş yeterince yandıktan sonra bunun ilerisinde yanması için bunu itiyoruz. Burada sönme gibi bir risk var. Söndürmeden ateşi iteceğiz. Allah. Sönmedi şu an. Sönmez şu an yanmaya devam ediyor. Ben ayırsan ya. Çırpısını hepsini attım. İyi yapmış. İşin ustası geldi. Kalın odunlar atılmayacakmış. Onlar soba odun olacak. Çırpılar atılacakmış. O yüzden baltayla kesiyor. Macak deriz biz. Balta. Belki daha kahvaltıya çok var. Ben de acıktım. Bir muz yiyip patatesleyeyim. Bu patatesi ne koyuyor? Yağlı pidelere bakın, yağlı pidelere pişiyorlar. Cızır cızır, oy. Hani bunlar ama böyle
kötü, içi piş, dışı hemen yanar, içi pişmez. Emin misin böyle olacağını? Güzel değil mi? Öyle olur yani, şu an kızarmadı ama. Ekmeklere bakın, ekmeklere. Uy maşallah nasıl kabarmışlar. Fikir ediyoruz. Ekmekler atılacak. Saat 12 oldu. Sonunda geldiler ya. Günaydın. Hoş geldiniz. Yengem nerede? Yengem. Yenge çık çık. Yenge yüz görümlü mü istiyorsun yoksa? Ya. Ayşe ablam tabii çok amarat tatlı yapıp getirmiş. Ne tatlısı Seliman bu? Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorsun ya? Seliman karnesini getirmiş gelirken. Takdiri almış. Aferin. Tebrik ederiz. Şu notlara bakıyoruz. Seliman daha nasıl daha... O kadar iyi değil diyorsun da yani 96, 97, 100. Hepsi çok iyi. Neden o kadar iyi değil dedin? Geçen sene daha iyiydi. Geçen sene daha mı iyiydi? Hepsi mi 100'dü? Yok. Hepsi işte eskiden 4-5 vardı ya. Şimdi böyle mi? 100, 96, 90. Bu ne? Hiç böyle bir karne görmedim. Karıştırma diyor. Akşam yemeğine tavuk hazırlanıyor. Sura yapılacak. Yok. Ne? Sulu. Sulu tavuk. Tavuk yemeği. Kızartma tavukta. Kızartma. Ha bir tanesini patateslenle fırına atalım. Yapıyorsun ya sen. Bir tanesini sulu yap. Ahşap fondörü. Bu patates mi? Tavuklarımız soteleniyor. Kaç kilo alayım? 3 kilo alayım. Para? Sana mı vereceğiz? Götür. Burada bizim bir komşumuz var. Pazarcılık yapıyor. Pazarda patates, soğan satıyor. Ondan patates almaya gidiyorum. Fırında tavuk ve patates yapacağız. Evde patates kalmamış. Bu da param. Neden mi böyle yürüyorum? Patiklerin üstüne parmak arası terlik giydim. O da yürüyemiyorum. Karabaş! Karabaş! Karabaş mı Zeynep'in adı? Paşa. Paşa! Paşa kabından su içiyor kedi. Ne oldu? Oy dişlere bak. Oy. Bakalım. Zeynep'ten 5 kilo patates alıyoruz. Kilosu 10 liraymış. Zeynep'i çekemiyorum çünkü saçı açık. Değil mi Zeynep? Evet. Paşa! Paşa! Şimdi mandalina toplamakla görevlendirildim. Akşam yemeğe hazırlıkları devam ederken. Yemekten sonra meyve saati. Şöyle mandalina bol olduğu yerlere gidelim. Evet. Yalnız bunu makasla kesmek gerekiyor galiba. Çünkü böyle kopardığımız zaman sanırım sağlıklı değil. Ağaç için. Ay bazıları da dökülmüş yere ya. Yazık. İnanılmışlar. Ne demişler? Bağ tutan parmağını yalar. Yani sadece toplamayacağım herhalde. Biraz da yiyeyim. Öyle mi? Mandalina yeme taktikleri. Yani öyle bir işim başımdan aşkın ki kapanış videosu bile çekemedim. Şimdi bu sizin için bir kapanış videosu olsun. Ev inanılmaz kalabalıktı. Her odadan bir insan çıkıyor. Bir de yatıya kaldılar falan dün akşam. Şimdi bir kısmı gitti, onları uğurladım falan. Daha yeni gelenler oldu falan filan böyle. İş çoktu. O yüzden edit yapamadım. Kapanış videosu çekemedim falan. Şimdi o zaman ne yapıyorum? Bu videoyu editliyorum.
Efendim? Neden? Seni de çekeyim. Dur, ay gene yakınlaştıramıyor. Yanlış yerde çekiyorsun. Azıcık gideyim şu kızı seveyim. Şimdi bunu editleyeceğim ve yayınlayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.